Efendim hayırlı akşamlar. Fatih Güneş'le piyasanın nabzında bir salı akşamı yine sizlerle beraberiz. Umarım sıhhattesinizdir. Ekonomiyle ilgili bu haftaki programımıza aslında başlamadan önce, hazırlıklarımıza başlamadan önce tabii ki en çok merak edilen konu enflasyon rakamlarıydı. Enflasyon rakamları ne olacak? Düşecek mi, yükselecek mi, nerede kalacak diye. Program içerisinde bolca değineceğiz ona. Ama daha önemli bir konu vardı son bir haftadır konuşulan. O da asgari ücret. Bütün ülke şu an asgari ücret görüşmelerine fikslenmiş durumda. Peki sizce neden bu kadar önemli asgari ücret? Yani neden asgari ücrete bu kadar kafa yormak zorundayız? Niye ekonomi için bu kadar önemli? Size anlatayım. Çünkü Türkiye şöyle bir ülke. Toplam maaşlı çalışanların yüzde neredeyse 83-84'ü asgari ücret üzerinden para kazanıyor. Yani tabii kamuyu bir kenara ayırırsak. SGK'ya bağlı çalışanlardan düzeltiyorum. SGK'ya bağlı çalışanlardan %83'ün üzerinde. Sadece asgari ücret yani neyse o. Bu şekilde para kazanıyor. Bu da ne demek? Türkiye'deki toplam iş gücünün çok büyük bir bölümünün aslında asgari ücretle çalışması demek. Bu neleri etkileyecek? Bir kere özel sektör de olsa özel sektörün bütün maliyetlerini etkileyecek. Tabii ki çalışanların satın alım gücünü etkileyecek. Bunları tek tek bakacağız sizlerle. Asgari ücret bir de şu işe yarıyor. Belli maaşlar belirlenirken asgari ücret olmasa bile bu asgari ücret rakamları baz alınıyor. Yani nasıl baz alınıyor? Açık ifade edeyim size. Deniyor ki ben işte şirketimdeki bir uzmana asgari ücretin 250 lira üstünü vereceğim diyor. Ya da tecrübeli birine asgari ücretin diyor 350 lira üstünü vereceğim diyor. Ya da mühendisi çalışıyorsa diyor ki asgari ücretin %50 üstünü vereceğim ya da işte iki katını vereceğim gibi asgari ücret bir baz rakamlandırma. Geçtiğimiz günlerde bir araştırmada asgari ücretin aslında son 10 yıl içerisinde Türkiye içerisinde, Avrupa ülkeleri içerisinde Türkiye'de daha fazla yükseldiğini gösteren bir istatistik vardı. Bu da bir de doğrudur. Yani asgari ücret son 5 yıl içerisinde sıçramalarla arttı aslında. Buna bakmamız lazım. Hatta bazı ona ne kullanmalıyım bilmiyorum kelime olarak. Yandaş desem çok farklı bir kimliğim olmuş olur. Benim öyle bir kimliğim yok. Öyle bir muhalif kimliğim yok. Sadece olanı söylemekle sorumluyum. Öyle değilim. O nedenle ne diyeyim? Olayları daha çok olumlu göstermeye çalışan yayın organları herhalde en kibar ifade olur. Olayları böyle göstermeye çalışan yayın organları hep ucunu asgari ücretten tutar. Der ki ya kardeşim biliyor musunuz bakın. Türkiye'deki asgari ücret şöyle böyle. Biliyor musunuz yurt dışında da şu ülkede asgari ücret şu kadar. Türkiye'de satın alma çerçevesinden baktığımız zaman işte asgari ücret 400 küsür euro. O şekilde bakalım olaylara. İşte başka bir ülkede domatesin fiyatını euro kuruyla çarpıp sadece o euro kuru sanki TL kazanıp euro ile domates alıyorlarmış gibi. Görüyor musunuz bakın yabancı ülkede yaşasaydınız. İşte size aslında 10 liraya domates yiyecektiniz, 11 liraya domates yiyecektiniz gibi ifadeler de kullanılıyor. Olaylara şöyle bakalım. Asgari ücret tabii ki bir değerlendirmedir diğer ülkeler içinde. Ama peki çalışanlar içerisinde yüzde kaçı asgari ücretle çalışıyor sorusunun cevabı aslında bu kilidi çözen düğümdür. Ne demek istediğimi anlatayım mı? Örneğin biz diyelim ki bizim asgari ücretimizle bir asgari ücretli çalışan işte bu kadar ekmek alıyor, bu kadar kilo patates alıyor diye bakıyoruz ya. Ama İngiltere'de biliyor musunuz? İngiltere'de de asgari ücret işte 1400 pound sterlin. 1400 sterlinle oradaki asgari ücretli işte şu kadar kilo patates alıyor falan gibi biliyorsunuz bazı veriler yayınlanıyor. Doğru mu? Evet doğru. Neden şuna bakmıyorsunuz? Peki İngiltere'de çalışanların yüzde kaçı asgari ücret alıyor? Türkiye'de yüzde kaçı alıyor? Türkiye'ye verdim veriyi. İyi tahminle bakın. İyi tahminle %85 sadece asgari ücret alanlar. Peki İngiltere'de bu oran kaç biliyor musunuz? Çalışanların sadece asgari ücretle çalışanların tüm İngiliz ekonomisine oranı %22. Yani bu şu demek İngiltere'de zaten asgari ücret fiyatlarına bu kadar duyarlı değil. İngiltere'de asgari ücret ya hiçbir vasfı olmayan kişileri fiyatlandırmak için kullanılıyor ya da İşte hükümlü, tutuklu, kamu cezası almış kişilerin belli dönem yaptıkları işler var ya, o yaptıkları işler için ödeniyor. Özetle iki ülke arasındaki geçim endeksini asgari ücretle yorumlamak
çok yanlış bir yaklaşım, çok hatalı bir tavır olacaktır. Ekonomi gündemine baktığımız zaman asgari ücret dışında neler görüyoruz? Enflasyonun yine çifthaneli rakamlara geldiğini görüyoruz. Enflasyon rakamları açıklandı. Programın ikinci yarısında da onun grafiğini de göstereceğiz. Lüks tüketim ürünlerinde düşme, satın alımda düşme sağlandı. Bu son derece doğal ve normal. Çünkü ülkede zaten böyle bir akım var, böyle bir kriz var. Dile getirilmese bile. Doların enflasyon sonrası durumu ve doların artışıyla beraber, rakamların yükselişiyle beraber Türkiye'ye milyarlarca, daha doğrusu 7 milyar dolar gelecek rakamdan bahsedildi hafta içi. O da bugünün gündeminde. Bir yandan da bir sayın bakanımız var, adını değerlendirmek ya da ifade etmek istemiyorum sizlere. Bir sayın bakanımız ne dedi biliyor musunuz? Türkiye dedi son 5 yıl 10 yıl içerisinde Avrupa içerisinde çalışanları en ciddi refah seviyesini yükselten ülke oldu dedi. Buna hiçbir yorum yapmıyorum. Hani matematiğin, istatistiğin, ekonominin bittiği an bu. Bakanımızın eğitim durumunu da bilmiyorum ama inşallah bir şeyleri açar, okur ya da onun danışmanları ona ne dedi, nasıl bir bilgi verdi onu söyleyeceğiz. Bu haftanın bir de magazininden bahsedeyim size. Çok magazin bir konu oldu bu hafta içerisinde. Ne oldu? Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan'ın ya İskandinavlar bu yüzden battı, batıyor diye emeklilikte yaşa takılanlara verdiği cevap konuşuldu. Bütün ülke birden döndük. Ya yazık bu İskandinavlara dedik. Bu İskandinavlar nasıl batıyor acaba dedik. Yani hesap edememişler bu genç emeklileri, batıyorlar diye. Bizim baktığımız rakamlarda çok batıyor gibi görünmüyorlar. Hatta Arap ülkelerini bir kenara bırakırsan, yani petrol çıkan ülkeleri bir kenara bırakırsak, refah seviyesi bütün dünyada en üst sıralarda olan ülkeler İskandinav ülkeleri. Ha Sayın Cumhurbaşkanımıza şuradan katılabilirim. Yaşlı nüfus çok yüksek orada. Oranı yüksek. Bizim nüfusumuz da günden güne yaşlanıyor. Tabii genç nüfusumuzla övünüyoruz ama tabii ki bir de uzun yaşıyorlar. Şimdi o ülkelerde insanların emekli olduktan sonra uzun yaşaması ne kadar kötü ekonomi için demeye mi bakmak lazım? Yoksa öyle bir ülke düşünün ki sağlığıyla, beslenmesiyle, hava kirliliğiyle, sağlık hizmetleriyle, kullandıkları ilaçlarla vatandaşlarını uzun yaşatıyor diye mi düşünmek lazım? Bu konuda da takdiri size bırakıyorum. Şimdi birazdan eğer arkadaşlarım bana hazır derse elimizde bir VTR'miz var. Bu VTR'de aslında devamlı belki de bu programda görmeyeceğiniz daha iyimser bir VTR bu zamana kadar. Çünkü çok sık eleştirel VTR'leri yayınlıyorduk. Ünlü bir kahin deniyor, ekonomik kahin deniyor Robinho diye. Hocamız onun konuşmasından yola çıkarak Türkiye ekonomisinin bazı olumlu noktalarına dile getirdiği bir videosu var, yorumladığı bir videosu var. Dilerim gerçekten bu Rubinho'nun söylemleri, eylemleri bizim için de bir veri olur. Onun söylemlerin çıkar da biz demeyelim, ben çünkü bu fikirde her zaman olmayabiliyorum ama bu konuyu düşünenler, bu konuyu bizim gibi araştıranlar, yazanlar haksız çıkarız diye umut etmekten başka çaremiz yok. Şimdi Mert hocamın yorumladığı bu videoyu izleyelim dilerseniz. Onun üzerine de reklamlardan önce biraz konuşalım. Bakalım Türkiye ekonomisi olumlu mu? Gelsin efendim. Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Öncelikle uyarayım, uzun bir video olabilir. Evet, zorlu bir yılın sonuna doğru geliyoruz. 2019 yılının, 2018 yılının ortasında Ağustos ayında yaşanan kur şokunun ardından oldukça zorlu geçen bir süreç. Özellikle bu yılın da ilk yarısında siyasi gelişmelere de bağlı olarak zorluk çeken piyasalar, sonrasında yavaş yavaş toparlanma sinyalleri, özellikle son çeyrekte biraz kamu desteğiyle de ivmelenen büyüme dinamikleri, ekonomik aktivite ve yılı aşağı yukarı öngördüğümüz sakinlikle, sükunetle risklerin bazılarını, özellikle siyasi taraftaki risklerin bazılarını bertaraf ederek, hafifleterek yeni bir yıla başlıyoruz. Aslında bunlar çok da uzun süredir söylediğim şeyler, değişik bir şey yok. Ama toplumun bir kesiminde, belki buraya abone olan arkadaşların, dostların da bir kesiminde maalesef bu görüşler çok kabul görmüyor. Onlar işlerin iyiye gitmediğini, daha da kötüye gittiğini, daha da kötüye gideceğine inanan bir kesim var. Her fikre de saygımız var elbette ama benim gördüğüm, gerek açıklanan verilerden gerekse
hani sokağa indiğinizde, piyasaya çıktığınızda, insanlarla konuştuğunuzda işlerin biraz daha toparlanmakta olduğunu işaret ediyor. Bu elbette ki çok hızlı bir toparlanma değil. Bu toparlanmanın hızının 2020 yılında biraz daha artması beklenmekle beraber hala 2020 yılının da zor bir yıl olacağını, göreceli olarak 2019'dan daha iyi bir yıl olacağı, Türkiye'nin o yakın geçmişindeki alıştığı yüksek büyüme oranlı bir yıl olmayacağı gözüküyor. Hükümetin programında %5'lik bir büyüme öngörüsü var biliyorsunuz 2020 yılına ait. Hatta 21 ve 22'ye. Şu anda piyasadaki genel beklentiler 2020 yılı büyümesinin %3'ler düzeyinde olacağı yönünde. İki kişiden söz edeceğim size. Bunlardan bir tanesi dünyada kriz kahini diye tanınan, bilinen Rubini. Bir diğeri de dünyadaki en önemli fon yöneticilerinden biri olan 83 yaşındaki Mark Moyes. İkisinde dünya ve Türkiye ekonomisiyle ilgili tespitleri var. Bununla ilgili yapılan röportajlardan bir kısmını sizlerle paylaşmak istiyorum. CNN Türk'ten sevgili Mine Uzun bir röportaj yaptı Rubini ile beraber. Ve her zamanki gibi harika sorular sormuş. Çok kısa ve net cevaplar da var. Onlarla ilgili bir şeyleri söyleyeyim. Sonrasında genel olarak değerlendiririz. Yani Mine şunu soruyor öncelikle. Diyor ki dünya ekonomisinden söz ederek, dünyada yaşanan krizden söz ederek, yaşanan bir önceki ekonomik krizin tamamen bittiğini söyleyebilir miyiz? Rubin diyor ki küresel ekonomik krizden toparlanıyoruz. 10 yıldır süren ekonomik toparlanma var. Her ne kadar ekonomik büyüme yıllardır düşük seviyede olsa da. Yüklü miktarda özel ve kamu borcu var. Dolayısıyla yavaş bir toparlanma süreci oldu. Ekonomik kırılganlıkların varlığını sürdürüyor. Ekonomik kırılganlıklar varlığını sürdürüyor. Bunlar da bir başka krize önümüzdeki dönemde yol açabilir. Ancak küresel finansal krizin büyük bir kısmının artık geride kaldığını söyleyebiliriz. İkinci ve nefis soru, bence röportajın en güzel sorusu. Diyor ki Mine Uzun, bir ekonomik krizin göstergeleri nelerdir? Cevap olarak diyor ki Rubini, genel olarak ekonomik ve finansal krizler ekonomik kırılganlıkların birikmesi, aşırı borç, devletin ve özel sektörün kaldırıcı, Amerika'da gerçekleşen konut kredisi krizinde olduğu gibi hane halkının yüksek borçluluğu, kurumsal sektörün veya bankacılık sisteminde görülen aşırı borçlar olduğunda meydana geliyor. Fazla kredi büyümesi, fazla kaldıraç, fazla risk alma olduğu zaman varlık ve kredi balonları oluşuyor ve bu balonlar eninde sonunda patlıyor ve bir ani yükselişe veya düşüşe yol açıyor. Bu da ekonomik gerilemeye, bankacılık krizine, kurumsal borç krizine ve kamu borcu fazla olduğunda ülke borcuna neden oluyor. Böylelikle ani yükseliş ve düşüş yaşanıyor. Dolayısıyla genellikle ekonomik ve finansal fazlalıklar ekonomik ve finansal gerilemeye yol açıyor. 2020 yılına ilişkin beklentisini soruyor. Diyor ki seneye küresel bir resesyon gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Çünkü 3 önemli risk azaldı. Bunlardan birincisi, çok kısaca ben kendim söyleyeyim bu arada. Bunlardan birincisinin ticaret savaşında işlerin daha kötüye gitmeyeceğini, bir anlaşmaya yaklaşılacağını düşündüğünü söylüyor. Brexit'in çok da sert korkulan gibi bir çıkış sorunu olmayacağını düşünüyor. Ve merkez bankalarının para politikalarını gevşetmesine atıfta bulunuyor. Diyor ki bu da küresel ekonomideki yavaşlamanın daha da kötü bir hal almayacağına ve resesyona neden olmayacağına düşünüyorum. Bunlar olumlu yönler. Negatif yönlere baktığımızda ise çok fazla belirsizlik var. Ekonomik, finansal, siyasal, jeopolitik belirsizlikler var. Dolayısıyla büyüme ılımlı ve esasında olumlu seyirde devam edecek. Ancak güçlü bir ekonomik büyümeden ziyade yavaş bir ekonomik büyüme olacak. Dolayısıyla ekonomik büyüme bir yıl daha duran vaziyette ve orta derecede kalacak. Dünyada herkesin neredeyse ağzının içine baktığı Rubini'nin dünya ekonomisiyle ilgili söyledikleri şeyler bunlar. İki şeye, birkaç şey atıfta bulunuyor. Bence bunlardan en önemlisi bir dengelenme ve temel sorun aslında istenilen büyüme performansını yakalanamaması konusu. İkincisi satır aralarında yüksek borçluluk sorunu. Ve üçüncüsü bir resesyon olmayacağı beklentisi. Bu resesyonun olmaması hali bir kere Türkiye açısından son derece önemli. Benim öyle bir beklentim yoktu özellikle Amerika tarafında ama Avrupa Birliği'nde bazı ülkelerde bir takım sinyaller var. Özellikle Avrupa Birliği'nde de bir resesyon kaygısı ortadan kalkarsa bu Türkiye'nin ihracatına, ihracatçısına ve ekonomisine önemli katkılar sağlayacak tabii. Son soruyu da Türkiye ekonomisini nasıl görüyorsunuz? Ekonomimizin güçlü ve zayıf noktaları nelerdir diye soruyor sevgili Mine Uzun. Rubin'in söyledikleri kelime kelime şöyle. Diyor ki güçlü yönleri açısından Türkiye küresel ekonomi ve ticaretle yönlendirilen çok yönlü bir ülke.
ticarete ve yatırıma açık bir ülke. Son 20 yılın ana ekonomik rotası olarak girişimciler için iş dünyası sınıfı oldukça sofistike. Becerikli bir iş gücüne sahip, kamu borcu düşük. Ancak son yıllarda makroekonomik kırılganlıkların biriktiğini görüyoruz. Fazla cari işlem açığı vardı ve rekabette kayıp yarattı. Mali politikalar daha gevşek bir hal aldı. Kredi politikasının gözlemlenmesinde de gevşeme yaşandı. Bu da 2018 yılının yazında yaşanan döviz krizine neden oldu. 2018'in ikinci yarısında ciddi bir resesyon oldu. Ekonomik toparlanma bu yıl oldukça zayıftı. Büyüme çok az olumlu olacak. Yani 2019 yılı için işte bu 0.5'ler düzeyindeki büyümeye atıfta bulunuyor. Büyümede toparlanma da benim düşünceme göre para politikalarının çok erken ve aşırı gevşetilmesiyle sağlanmaya çalışılıyor. Borçları azaltmak yerine artıran bir maliye politikası var. Ayrıca daha çok iş talebi canlandırıcı, büyümeyi destekleyici kredi politikası var. Makro çevre hala kırılgan. Bu sırada olası büyümeyi arttırmak için daha fazla yapısal reforma ihtiyaç duyulacaktır. İyi haber olarak önümüzdeki yıl büyümede bir toparlanmanın olacağını söyleyebiliriz Türkiye ekonomisi açısından. Ancak bu büyümenin hassas ve kırılgan olduğunu, büyümeyi etkileyebilecek dış ve yerel ekonomik, siyasi ve jeopolitik risklerin de masanın üstünde durduğunu söyleyebiliriz diyor. Genel manada söylediği şu: ekonomide bir toparlanma var ama kırılgan. Özellikle enflasyonda bir gerileme yaşandığını, cari açıkta bir gerileme, dengelenme yaşandığını, bunun ekonominin yeniden dengelenmesine yardımcı olduğunu söylüyor. Ama çok önemli bir cümle var. Başka bir röportajın içinden. Diyor ki 2015'ten beri reform yapma süreci Türkiye'de yavaşladı. Aslında 2018 yılında yaşanan bu kur şokuna karşı, kur şokun ortaya çıkmasına ana nedenlerden bir tanesini de orası olarak gösteriyor. Nerede konuştu? Rubini Türkiye Kalite Derneği'nin 28. Kalite Kongresi için Türkiye'deydi. Ve bu röportaj CNN Türk Ekonomi Müdürü Mine Uzun tarafından gerçekleştirildi ve yayınlandı zaten. Bir diğer isim Mark Mobius. Demin de dediğim gibi dünyanın en önemli fon yöneticilerinden bir tanesi. 83 yaşında. Türkiye ile ilgili ve Türkiye piyasaları ile ilgili bir soru soruluyor. Bu röportaj Mine Uzun'a ait değil. Diyor ki genel olarak teknoloji ile ilgili yazılım şirketleriyle ilgileniyoruz dünyada. Teknoloji alanında genişlemek istiyoruz. Türkiye'de 5 milyon dolarlık bir yatırımımız var. Öncelikle şunu söyleyeyim. Türkiye gibi bir ülke için ve Mark Mobius'un yönettiği bir fon büyüklüğü için 5 milyon dolar yok noktasında. Dolayısıyla nasıl daha fazla yatırımcıyı çekebiliriz sorusunun cevabını oturup bir kez daha masa üstüne koyup değerlendirmemiz gerekiyor burada. Türkiye'nin bu yıl deneyimlediği pek çok problemi önümüzdeki yıl ortadan kalktığını göreceğiz diyor. Ve o da açıkçası Türkiye ile ilgili en kötünün geride kaldığını düşündüğünü, önümüzdeki yılın daha iyi olacağını, büyüme dinamiklerinin daha hızlı olacağını, ama genel beklenti yani 5'lere ulaşacağı konusunda çok fazla bir ortak fikir yok. Ama şu andaki genel görüş en kötünün geride kaldığı, bir dengelenmenin sağlandığı, işlerin bundan sonra yavaş yavaş da olsa daha iyi gidebileceği yönde bir genel görüş var. Dediğim gibi bunlar benim söylediklerimden çok farklı şeyler değil. Bunları niye anlattım? Bazen ben anlattığımda arkadaşlarım bir kısmı beğenmiyor. Beni fazla iyimserlikle suçluyorlar. En azından Mark Mobius ve Rubini gibi dünyanın en önemli bir ekonomisti ve fon yöneticisinde benzer fikirlerde olduğunu söyleyince belki biraz daha başka bir perspektiften bakma ihtiyacı doğabilir diye açıkçası. Hepinize sevgili arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet, Mert Yılmaz hocamızı dinledik hep beraber. Onun söylemleri son derece açıktı ama kabaca şöyle yorumlayabiliriz. Aslında dünyada global bir kriz vardı bir dönem için. Ama hemen şimdi sosyal medyadan yazmayın bana. Biz zaten öyle diyorduk. Bakın işte haklı çıktınız. Hükümeti eleştirenler yanıldı. Gördünüz mü bütün dünyada kriz varmış diye. Hayır efendim. Bütün dünyadaki krizin oranıyla Türkiye'dekinin oranı 5 kat. Yani dünyadaki yüzdenin 5 katı kadar Türkiye'de kriz var. Hiç ona sığınmayalım. İkinci konuda şu dış mihraklar meselesi vardı. Neydi bu dış mihraklar? İşte biz onların istediklerini yapmadık diye, biz Türkiye'nin çıkarlarını gözettik diye dış mihraklar işte geldi. Onlar bizim ekonomimizi bozuyorlar diye. Hem evet hem hayır. Dış mihraklar yeni dış mihrak olmadılar. Hep aynı şeyi söylüyoruz. Dış mihraklar yıllardır bu ülkenin üzerindeydi. Hatta
rahmetli Özal zamanında, Demirel zamanında, Ecevit zamanında, Sayın Rahmetli Erbakan zamanında, onların hükümetleri zamanında bu ülke içerisinde çok daha etkililerdi. Yani dış mihrak hep vardı, bundan sonra da olacak. Mühim olan bizim dış mihraklara karşı ne kadar doğru önlemler alıp ne kadar güçlü olacağımız. Burada problem bu. Dikkat ediyorsanız dünyadaki küresel ekonomik kriz ve daralma ise yine Türkiye ekonomisine yansırdı. Ama doğru kararlar alınmış olsa, doğru hareketler yapılmış olsa ekonomi bakımından biz bu ekonomik krizde en fazla dünya kadar bundan zarar görürdük. Bana bu konuda sorular soran ya da işte sosyal medyadan yine birkaç kişi yazmış kötümserliğiniz üzerinde diye herhalde bu video bir şekilde farklı düşünmelerine neden olmuştur. Gördüğünüz gibi Rubini, ünlü ekonomik kahini, kriz kahini Rubini de aslında Türkiye ekonomisi için daha da kötü olacak, daha da derin olacak, şöyle olacak, böyle olacak diye düşünmüyor. Ama diyor ki bu ülkede çok ciddi bir borç var, çok ciddi bir kamu borcu var, çok ciddi yabancı para cinsinden borç var. Çok ciddi bir yabancı para mevduatlarda para var ama bu paranın ekonomiye kazandırılması durumunda diyor, bakın altını çizerim. Bu paranın ekonomiye kazandırılması durumunda bankalardaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait döviz mevduatlarının diyor, yastık altı paraların diyor kazandırılması durumunda, yatırımcı tekrar yatırım iştahına geldiği durumlarda Türkiye ekonomisinde diyor çözülmeyecek problem yok. Biz de aynı şeyi söylüyoruz zaten. Ama mühim olan şey şu, Türkiye'de %50'nin üzerinde oy almış bir parti ve bir iktidar varken, değil mi? MHP ile beraber değerlendirelim, varken neden toplam bankalarda parası olanların %50'sinden fazlası paralarını dövizde değerlendiriyor? Sizce bu sorunun cevabının sorulması gerekmiyor mu? Yani bir yandan ülkeyi doğru yönettiğine, ekonomiyi de, milli eğitimi de doğru yönettiğine inandığınız bir partiye oy verip sonrasında gidip maaşınızla döviz bürosunda kuyruğa girmek herhalde sosyologların ve psikologların incelemesi gereken bir süreç. Bu insanlara güvenip de ya bak benim halkım bana güveniyor, benim ekonomi yönettiğime, doğru yönettiğime inanıyor demek de, ekonomi ve hazine bakanımız, sayın bakanımız için söylüyorum, konuşuyorum bunları. Bunu demek de Pollyanna'dan daha büyük iyimserlik olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu insanlar ayın 1'inde maaşlarını alıp ayın 28'inde bozdurmak üzere döviz alıyorlar döviz bürolarında. Ya da bankadaki hesaplarını, TL hesaplarının hepsini dövize çevirdiler. Yani bu ülkenin ekonomisine güvenmiyorum demek bu ekonomi dilinde. Bir de Rubini'nin birkaç değerlendirmesi de şu. Aslında biz bir şeyi kaçırıyoruz. Ünlü yine ekonomist, çok sevgili arkadaşım ve dostum, Konya'ya geldiğinde de beraber zaman geçirmiştik. Programıma da konuk ettim biliyorsunuz geçtiğimiz günler, sağ olsun. Onun bir sözü var. Daha doğrusu söz onun değil ama o çok tekrarlıyor. Biz hep büyümeye odaklandık. Diyoruz ki ne güzel değil mi? Büyümek istiyoruz. Aslında odaklanmamız gereken şey büyüme değil, kalkınma olmalıdır. Ne farkı vardır? Büyüme sadece toprakların büyümesidir. Büyüme sadece ciroların büyümesidir. Büyüme sadece araçların sayısının artmasıdır. Ama kalkınma ülke içindeki kişilerin gelirlerinin artmasıdır. Kalkınma dışa bağımlılığın azalmasıdır. Kalkınma ülke ekonomisine, ülke halkının güvenidir. Kalkınma diğer ülkelere karşı güçlü bir ekonomik duruşa sahip olmaktır. Örneğin büyümüş bir ülke çok fazla domates ürettiği için ihracat yapar ve cirosunu büyütür. Bu büyümedir. Bir ülkeyle problem yaşarsanız, geçtiğimiz yıllarda Rusya örneğinde gördük. Elinizde domatesiniz kalıyorsa, ne yapacağınızı bilemiyorsanız ve o ülke tarımını alt üst ediyorsa rakamlarınızı, siz büyümüş ülke olursunuz, kalkınmış ülke olamazsınız. Çünkü kalkınmış ülke bütün umudunu domatese yüklemez, fındığa yüklemez, incire, cevize yüklemez. Ya da parasını köprülere değil, yollara değil, parasını daha çok üretim arttırıcı faaliyetlere yatırır. Diğer ülkelere karşı daha güçlü olmak için, sadece ordudan bahsetmiyorum, ekonomik anlamda da, bilgi işlem anlamında da, insan kaynağı anlamda da güçlü olmaya harcar. Rubini'nin söylemi de aslında bu. Bunu böyle yorumlamalıyız. Diyor ki aslında Türkiye çok güçlü kaynakları olan, çok güçlü bir ekibi olan, vatandaşları olan, genç nüfusu olan bir ülke. Türkiye'de bu taşlar doğru oynanırsa, hamleleri doğru yapabilirse Türkiye ekonomisinin diyor düzelmeyecek bir durumu yok.
öyle ülkeler, öyle krizler gördük ki geçmişte ve halen yaşanıyor ki ülkede artık ülke kaynakları tükenmiş durumda. Onları kullansa da kullanmasa da sıkıntı yaşayacak. İşte ülkemiz bu durumda değil. Allah'a şükür hiçbir zaman da olmadı. Pesimist olan, yani olumsuz düşünen, karamsar olan herkese de Kurtuluş Savaşı'nı hatırlatıyorum. Kurtuluş Savaşı'ndaki tabii en büyük şansımız, Kurtuluş Savaşı'nda ülkeyi yönetenler, savaşı yönetenlerin tamamen sadece ülke çıkarları için hareket eden kişiler olmasıydı. Umarım bu kriz dönemlerinde dümendeki kaptanlarımız, yani ülke ekonomisini, ülkeyi yöneten kişiler de bu bakış açısına, bu ruha sahip olur. Bu şekilde bizi hareket ettirirler. Rubini ve Mert Hoca'nın yaptığı aslında sunum haricinde size ekonomiyle ilgili söylemem gereken bu haftaki önemli göstergelerden biri. Biliyorsunuz biz bu derecelendirme şirketlerinin, hani bize puan veriyorlardı ya işte B artı, B eksi, C, D, hep onlara kızıyorduk ya, Standard & Poor's var, Moody's var, Fitch var, en ünlü 3 tanesi. Onlara kızıyorduk ve kararlarının hep diyorduk ki bunlar siyasi karar, politik karar olduğunu düşünüyorduk. Ben de aynı şekilde düşünüyorum bu arada. Hatta burada grafikte de göstermiştim size geçtiğimiz programlarda. Bize verdikleri puanlar ve bizimle hangi ülkelerin, Bangladeş'i örneğin, hangi ülkeleri aynı potaya soktukları Türkiye ekonomisiyle, Türkiye Cumhuriyeti'yle, onları göstermiştim. Ve bu puanın bizim hak etmediğimiz bir puanımız olduğunu dile getirmiştim. Ama şimdi buraya kadar çok güzel değil mi? Zaten hükümet de aynısını söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da, Hazine Bakanımız da aynısını söylüyor ama bir tane küçük farklılık var. Biz diyoruz ki tamam, biz burada olmalıyız, olmamalıyız. Bu seviye o kadar da kötü değil, durumda değiliz diyoruz. Yalnız çok güzel bir açıklama da yazıyorlar niye bize bu puanları verdikleri için. O zaman şu soruyu sormamız gerekiyor. Madem bu kuruluşların verdiği puanlar politikti. Bu kuruluşlar 15 yıldır, 20 yıldır, yani yıllardır veriyorlar ama son 15-16 yıldır devamlı gündeme geliyor değil mi? Bu kuruluşların puanları. Hacı teyzelerimiz de, emekli amcalarımız bile biliyor artık bize, kredi değerlendirme kuruluşlarının bize kaç puan verdiğini. Peki o zaman neden yıllarca bu kuruluşların Türkiye ekonomisine verdikleri puanla övündünüz? Dediniz ki bakın Moody's bize bir puanı verdi. Demek ki Türkiye ekonomisi güçlü. Fitch bu puanı verdi Türkiye ekonomisine. Gördünüz mü? Bak biz yaptık. Bizden önce böyleydi. Puan düşüktü. Biz yükselttik. Bunlar eğer politik alınmış kararlarsa, siyasi alınmış kararlarsa, o zaman şu soruma müsaade edin ve lütfen buna cevap verin. O dönemde bu hani dış mihraklar var ya, çıkarı için puanı verenler. Hangi çıkarı verdik de ya da verdiniz de bu puanları bize verdiler? O dönem doğru karar veriyorlarsa ekonomi için, bu dönem niye yanlış karar versinler? Ya da o dönem siz Türkiye ekonomisi için gerekenleri yapıp dış mihrakların ayağına basıyorsanız, ülkeyi güçlendiriyorsanız, ülkeyi bağımlılıktan kurtarıyor duysanız, bu politik kararı verenler niye o dönem size iyi puan verdi? İşte bunlar hani kafa karıştırıcı, beyin yakıcı sorular. Kerem Bey'in sözü neydi? Kayışlar yandı mı? Herhalde öyleydi. Kayış yakıcı sorunlar. Bunların da bir cevabı var mı? Olan varsa da lütfen beni haberdar etsin. Arkadaşlarım, ekranda görüyorum, devamlı sosyal medya hesaplarımızı geçiriyor. Ara ara yazdığınız sorular oluyor ama bazısı tamamen politika ile ilgili. Onları gündeme taşımıyorum. Biz piyasanın nabzı programıyız. Sadece ekonomi de değil bizim konumuz. Piyasayı ilgilendiren her şey. O nedenle o politik konulara bakmıyorum, cevap da vermiyorum. Ama yine yazabilirsiniz. Piyasanın nabzına, ekranda da geçen piyasanın nabzının sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Yani piyasanın nabzı diye girerseniz Twitter'da varız, piyasanın nabzı girerseniz Facebook'ta varız, Instagram'da varız, YouTube video kanalımız var, oradan bakabilirsiniz. Hatta dönem dönem geçiyor, televizyonun da sosyal medya hesaplarından, eğer arkadaşlarımız düşerse, yoğunluktan araya kaynamazsa, orada da sorularınızı ya da belirtmek istediklerinizi yazabilirsiniz. Eğer konumuz ve gündemimiz ilgiliyse onları da buraya taşımaktan mutluluk duyuyoruz. 30 saniyem kalmış, o yüzden başka konuya girmeyeyim. Dilerseniz kısa bir reklam arasına gidelim. Yaklaşık herhalde 12-13 dakika sonra sizlerle enflasyonun etkileri ve enflasyonun geçtiğimiz yılla bu yıl arasındaki karşılaştırma tablosunu anlatacağım. Sonra da çok başınızı ağrıtmayacağım efendim. Reklamlardan sonra sizinleyiz.
Fatih Güneş'le piyasanın nabzına tekrar merhaba. Programımızın ikinci bölümündeyiz. İlk bölümde ünlü hocamız Mert Yılmaz'ın Rubini'nin bazı söylem ünlü ekonomi kahini diyor kendisine. Rubini'nin Türkiye ekonomisiyle ilgili görüşlerini ve bunun yorumlarını verdi. Biz de onu yorumladık kabaca. Türkiye ekonomisiyle ilgili konuları konuştuk. Enflasyonu tekrar iki basamaklı rakamlara yükselişiyle ilgili konuştuk. Dilerseniz reklam arasında gelen bir iki soru var. Onlara cevap verelim. Sonrasında grafik üzerinden konuşalım sizlerle. Dediğim gibi haftada ekonomi yoğun bir hafta. Her hafta olduğu gibi ekonomi çok ön planda. Ama bu haftanın aslında en önemli konusu asgari ücretti. Biraz durumlar şekillensin. Çünkü geçtiğimiz yıl asgari ücret 6. 7. görüşmeden sonra şekillendi aslında. O şekillenmelerden sonra sizlerle beraber olalım. O şekillendirmelerden sonra ise önümüzdeki hafta ya da ondan sonraki hafta bir asgari ücret programı yapalım. Belki bir sürpriz yaparız. Şöyle sağlam bir iki konuk da alırız. Gelen bir soru var. Dilerseniz önce bu soruyla size programa bakayım. Başlayayım ikinci yarısına. Biri demiş ki büyüme rakamları geldi. Türkiye ekonomisi %0.9 uzun bir aradan sonra yılın 3. çeyreğinde %0.9 büyüme rakamı geldi. Bunu nasıl yorumluyorsunuz demişler. Biz de hemen buna şu rakamlarla bakalım. Aslında ekonomi %0.9 büyümüş tabii ki. Yani bu rakama bir itirazımız yok. Ama tabloya baktığımız zaman arkadaşlar 3. çeyrek şöyle puanlarla hesaplanıyor. Büyüme neye göre hesaplanıyor? Önce size bunu anlatayım dilerseniz. 4 ana madde var. 1. Önce neye bakılıyor? Özel sektör harcamalarına. Sonra kamu harcamalarına. Yani sadece gider olarak görmeyin bu. Kestiğimiz faturalar da bu işin içerisinde. Yaptığımız işlerde, alışverişlerde. Sonra kamuya bakılıyor. Sonra tüketime bakılıyor. Yani hane halkı, piyasadaki tüketimlere bakılıyor. Sonra ise yapılan yatırımlara, yatırımcıların yaptığı yatırımlara, reel yatırımlara. Şimdi bu dördü toplanıyor, ortalaması alınıyor. Bu ortalaması eksi çıkarsa büyümüyoruz, küçülüyoruz. Artı çıkarsa o oranda büyüyoruz demek. Peki %0.9'a nasıl ulaştık size söyleyeyim. Özel sektördeki değişim %0.9. Kamudaki değişim %0.9. Yatırımdaki değişim, sıkı durun, yani yatırımcıların yeni yapacakları yatırım, yeni alacağı makine olabilir, yeni yapacağı bina olabilir, işini geliştirmek için yapacağı yatırımlar, aklınıza ne geliyorsa, finans sektörüyle değil ama yapılacak reel yatırım. Eksi %3.4, yani %3.5 küçülmüş. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre bu arada. Tüketim ne kadar artmış? %1.8. Şimdi bunların ortalamasını aldıkları zaman %0.9 ülke ekonomisi büyüyor gibi görünüyor. Peki ben size şunu söyleyeyim. Şöyle bir ülke düşünün. Türkiye değildir kesinlikle. Başka bir ülke düşünelim. Hani Türkiye'de zaten kriz de yok ya. O yüzden başka bir ülkeden düşünelim. Şöyle bir ülke gözünüze canlandırın. Ülkede üretim büyümüyor. Sadece tüketim, insanların tüketimleri ve bu tüketimlerin de çoğu ithal ürünlerin tüketimleri. %1.8, %2, 3 aylık dönemde arttığını düşünün herhangi bir ülkenin. Ülkedeki sanayici, yatırımcı %3.5 küçülsün. Yatırım yapmasın, var olan yatırımlar da azalsın. %3.5 küçülsün. Bu ülkede de kamu harcamaları %0.9 artsın. Özel sektör harcamaları %0.9 artsın. Şimdi size soruyorum. Bu ülke Türkiye değil, başka bir ülke bu. Bu ülke büyüyor mu? Şimdi soruyorum. Bu ülke kalkınıyor mu? Şimdi soruyorum. Bu ülke yaşanabilecek ekonomik anlamda uygun ülke mi? Şimdi soruyorum. Siz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak böyle bir ülkeye, burası Türkiye değil ya, böyle bir ülkeye gidip bir üretim tesisi kurar mısınız? Paranızı böyle bir ülkeye yatırır mısınız? Cevabını siz verin. Şimdi yabancı yatırım gelir mi sorusunun cevabını aldınız mı? Bence alındı sanki. Ülke başka bakın. Tekrar altını çiziyorum.
Hani şu bizim olmayan ülke var ya, bizim olmayan ülkenin bir rakamı daha var bakmamız gereken. Stoklardaki değişim. Üretiyoruz ama satamıyoruz ya, ne yapıyoruz? Stoğa düşüyor. Stoklardaki değişime de bakalım mı? 2018'in birinci çeyreğinde Türkiye Cumhuriyeti'ndeki stoklar %3.4 arttı ve %3.4 katkı sağladı ekonomiye. 2018'in ikinci çeyreği, ya bu çeyrek dediğimiz üçer aylık dönemler var ya, öyle çeyrek diyoruz biz onlara. %0.1 düşmüş. 2018'in üçüncü çeyreği 4.4, dördüncü çeyreği 3.9. Şimdi bunlar o dönem stoklardaki azalışları gösterdi. Niye? 2018'de hiç kimse kolay kolay fazla üretime girmediği için satışı nereden gerçekleştirdi? Stoklardan. Neden? Ham madde alamadı ki. 7 liraya çıktı dolar, 6.4'ü çıktı, indi, çıktı, bağlantı yapamadı. Ham maddelerin çoğu ithal. Ne yaptı? Yaptığı satışı stoklarından yaptı. Stoklar azalmaya başladı. Güzel mi? Stoklar için güzel. Ama yeni ham madde yok. Ama hani diyoruz ya, dış ticaret açığımız azalıyor. Fazla veriyoruz. Niye? Ham madde almazsan, üretim olmazsa ülkede, ham madde almazsan tabii ki dış ticaret fazlası verirsin, açığı vermezsin. Bakın ne oldu şimdi? Son bir aydır, 1,5 aydır hiç dış ticaretten fazlası, dış ticaret dengesinden bahseden bir politikacı gördünüz mü? Niye görmüyorsunuz? Devamlı bu işte de bir hayır var. Bak gördünüz, dış ticaretimiz arttı. İşte daha az ithal ediyoruz, daha fazla ihraç ediyoruz. Biz de burada övdük. Niye ses çıkmıyor? Çünkü stoklardan satış bittiği için yavaş yavaş ham madde bitti bir defa. Artık sanayici ham madde almak zorunda az çok. Ham maddeler alınmaya başladı, ne oldu? 2 aydır. Ne oldu o dış ticaret rakamlarına? Ne oldu o düşen ithalatlara? Birden arttı. İşte biz de zaten anlatıyorduk. Aslında ülkeye bu otomobille, buzdolabıyla olacak iş değil. Çünkü bizim ithalatlarımızın çok ciddi bir bölümü aslında sanayi için kullandığımız ham maddelerden oluşmaktadır. Bir sorunun cevabı da bu. Bir soru daha geldi. O da hepinizin merak ettiği inşaat. İnşaatta bir gelişme oldu mu? Hayır, olmadı. Konut satışlarımızda artış başladı. Hafif bir kıpırdanış var. Müteahhitlerin açıklamaları bunlar değil mi size? Evet öyle. Peki yeterli mi? İşte konu bu. Soru da bu. Yeterli mi? Ya da sizin bütün ülkenin ekonomisini üzerine oturttuğunuz inşaat sektöründe %1 kıpırdama, 0.6 kıpırdama büyüme mi? Yüzde kaç gerilemişti? Geçtiğimiz programlardan hatırlıyor musunuz? %40, %45 gerilemişti inşaat sektörü. Şimdi bu %45 düştü ya, şöyle hesap edelim. İnşaat sektörü 100 kabul edelim. İnşaat sektörü 100'dü. Kaça düştü? 60'a. Yani %40 küçüldü. 45'ini boş ver. Küçüldü. 60'a düştü. Şimdi o düşülen 60 var ya, 60'tan %1 büyüdü, ne oldu? 61. Hatta 61 bile değil. 60'ın %1'i büyüdü. 60.6. 60.06. Ne oldu? Şimdi inşaat büyüdü mü? Büyümeye mi başladı? İlk düşen 40 düştükten sonrakinin üzerine %1 koyuyoruz. Yetti mi? Yetmedi. Bu ülkenin ekonomisi inşaat 100 iken yürüyordu. Şimdi 60'a düştü. O 60'tan 100'e çıkana kadar ekonomi bir daha bu hızı sağlar mı? Sağlayamaz. Buna rağmen inşaat küçülmeye devam ediyor. Ne diyor? İnşaat çeyrek bazda %0.2 büyüdü. %1 bile değil. Hani elhamdülillah inşaatta da artış var diyenler var ya. İşte Allah'a çok şükür dediğimiz büyüme %0.2. Tabii ki beterinden korusun Allah ama durum bu. Bir soru daha var. Hemen ondan sonra tabloya geçeceğim. O sorunun da hızlıca cevabını vermiş olayım. Ne diyor soruda? Evet. Soruda deniyor ki kredi değerlendirme kuruluşlarından bahsettiniz. Türkiye Cumhuriyeti
bir kredi değerlendirme kuruluşu satın aldı. Ondan bahsetmediniz. Doğru bahsetmedim. Çünkü o da şu. Hadi bir örnek vereyim mi? Bir tane çocuğumuz var. Çocuğumuz ders çalışmıyor, ödevlerini yapmıyor. Zamanında ödevlerini götürmüyor. Çocuğumuz sınavlarda başarısız. Çocuğumuz rapor alıyor, girmiyor. Telafi sınavına giriyor, düşük puan alıyor. Ve biz çocuğumuzun sınıf öğretmeninden çok şikayetçiyiz. Devamlı ondan şikayet ediyoruz. Devamlı ona not veren öğretmenlerden şikayet ediyoruz. Sonra diyoruz ki problem bu öğretmenlerde. Öğretmenler bizim çocuğumuza gıcık. Tamam. Sonra ne yapıyoruz biliyor musunuz? Başka bir öğretmen buluyoruz. Okula da diyoruz ki bu öğretmenin maaşını ben vereceğim. Evet. Bu öğretmen benim çocuğuma not versin bundan sonra diyoruz. Şimdi o öğretmenin verdiği soruyla da mutlu olacağız kredi değerlendirme kuruluşuna. Anlatabildim mi? Kredi değerlendirme kuruluşu öğretmen, çocuk, Türkiye ekonomisi. Aldığımızda bizim aldığımız öğretmen. Kendi kredi değerlendirme kuruluşumuzu satın alınca bütün dünyada karikatürlere konu oldu. Türkiye ekonomisini düzeltmedi, kredi değerlendirme kuruluşunu satın aldı diye yorumlar yapıyorlar. Ama tabii ki çok önemli basın kuruluşlarımız herhalde iyi niyetlerinden bu konuyu da atlamış olacaklar sevgili izleyiciler. Bununla ilgili herhalde kredi değerlendirme kuruluşuyla ilgili aklınızda soru işareti kalmamıştır diye umuyorum sizin. Bir soru daha varmış, ona hemen bakayım, sonrasında tabloya geçeceğim. Evet, Avrupa Birliği ile ilgili bir soru geldi. Avrupa Birliği konusu, onlar işte politik konular asıl. Yani ekonomiyle ilgili bir konu yok. Ama şunu söyleyebiliriz. Avrupa Birliği'ndeki ekonomi aslında çok iyi durumda değil. Bundan 5 yıl, 10 yıl önceye oranla Avrupa'nın durumu çok iyi değil. Amerika'nın durumu iyi, Rusya'nın durumu iyi. Bunlar büyüdü ama Avrupa aynı durumda değil. Nedeni kendi içlerinde sorunlar yaşadılar. İşte İspanya gibi, Yunanistan gibi, Portekiz gibi Avrupa'nın yaramaz çocukları, bol harcama yapan çocuklarındaki krizler Avrupa ekonomisini etkiledi. Almanya bütün Avrupa'nın yükünü ben mi çekeceğim dedi benim ekonomimle. İngiltere karar verdi Brexit dediğimiz, ben ayrılıyorum Avrupa Birliği'nden dedi. Böyle bir Avrupa Birliği var. Çalkantılı, sıkıntılı. Bizim için niye önemli? Toplam ihracatımızı biz kime yapıyoruz? Hani şu ey Avrupa Birliği var ya, işte o ey Avrupa Birliği'ne yapıyoruz. %55'ini, hani şu arttırmak için çırpındığımız, destekler verdiğimiz, teşvikler verdiğimiz, ihracat hamleleri dediğimiz şeyler var ya, işte onun %55'ini Avrupa'ya yapıyoruz. Avrupa'ya yaptığımız ihracatın da yarısını Almanya'ya yapıyoruz. Ey Almanya, hatırladınız mı? Oralara yapıyoruz işte. Hani postayı koyarken burada da dikkat etmemiz lazım. Çin'le Rusya'yla yaklaştık birbirimize diyoruz. İkisinin toplamı toplam ihracatımızın %3'ü, 3,5'ü değil. Hani biraz matematik bilen aslında. 4 işlem ya, kurban olayım, ekonomiye de gerek yok. 4 işlem. Toplama, çıkarma, hatta çarpma, bölmeye de gerek yok. 2 işlem. Toplama, çıkarmayı bilen herkes bu yorumun ve bu durumun farkında sevgili izleyiciler. Sanırım bu da o sorunun cevabı oluyor. Kıymetli arkadaşım, hazırsan hemen ben tablonun yanına yaklaşayım. Arkadaşım da bana yardımcı olacak. Şimdi bu tabloda ne var? Size bunu göstermek istiyorum. Bu tabloda tüketici fiyat endeksi var. Tüketici fiyat endeksi Kasım 2009 rakamları, taze taze. Ne zamandan beri değişimlere baz alıyoruz? Diyoruz ki 2003'ü 100 kabul ediyoruz. Değişim ne kadar? Ona bakacağız. Şimdi tüketici fiyat endeksi değişim oranlarına baktığımızda renkler görülüyor mu bilmiyorum ama mavi renk 2018. Görüyor musunuz bilmiyorum. Şuradaki mavi renk. Kırmızı renk ya da sizde bordo mu kırmızı mı görünüyor net bilmiyorum ama o da 2019. Yani bu yıl. Şimdi Ocak ayından başlıyor. Aşağıda bakın Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs'tan 12. aya kadar geliyor ya. Ocak ayından başlıyor 2018'de. Tüketici fiyat endeksin değişim oranlarına bakıyorsunuz. Bakın 10.35, 10.26, 10.23, 10.85. Bakın böyle geliyor değişim oranları. Sonra Mayıs ayında 2018'in 12, 15 diyor. 17.90, 18. Sonra 24, 25. Görüyor musunuz bunları? Şu bölüm özellikle çok önemli bakın.
büyüme bölümleri. Sonra 21.6, 20.30. Gelelim 2019'un başlangıç noktasına. Nasıl başlıyor 2019'u? Hatırlatıyorum, tüketici fiyat endeksleri, yani tüketicinin, hepimizin satın aldığı ürünlerin fiyat endeksi, yükselmesi, düşmesi, öyle gözünüzde canlandırın. 2019'a %20.35 ile başlıyoruz. 19, 19, 19 diyor. 18.7, 15, 16 diyor. Ve 8, 9, 10. aylarda şöyle bir düşme trendine giriyor. Ama yeniden bakın Kasım ayında 10.56'lara çıkıyor. Bu ne demek? Tüketici fiyat endeksli, bu süslü laf ama enflasyon. Enflasyon, tüketici enflasyonu. Böyle bir daha bakın enflasyonun durumuna, tablonun durumuna. Sonrasında da yine enflasyonun bu yıl içerisindeki seyrine bakın. Şimdi siz 2019 yılında elinizi vicdanınıza koyarak şunu düşünün. Bu yıl yani. Kaç ay önce? 5 ay önce. Haziran aylarında, Temmuz aylarında. Ya da birden düştüğü, hani şu Eylül ayında var ya, tek basamaklı sayılara indirdik ya şuraya. Buraya hızlı hızlı mı yürüyorum? Buraya gelebilecek misin? Evet. Bak, 2019 Eylül'de enflasyonu %9'a indirmişiz ya biz hani. Ne olduysa. Bir şey soracağım. Siz gerçekten enflasyonun değişim hızının %9 olduğuna inanıyor musunuz? Bazı ekonomistler şu yorumda bulundu. Dediler ki efendim o enflasyon tutarı değil. Ne? O enflasyonun artış hızı. Enflasyon bir önceki aydaki işte yeri, fiyatlardaki artış değil ki. O daha önceki enflasyondan ne kadar artmış, ona bakıyoruz biz dediler. %9. İyi de aynı verileri siz 2005'te, 2003'te, 2007'de Türkiye Cumhuriyeti'nde biz aldık enflasyonu %5'e, 6'ya düşürdük dediğinizde fiyat artış tutarıydı, yüzdesiydi de. Şimdi mi değişti bu? Bir şeye daha dikkatinizi çekmek istiyorum dönemsel olarak. Şu ikinci bölüme gelelim. Bir önceki yıl 2018'in Eylül ayında zaten almış %24-25'e gelmiş. Bu kadar yükselmiş fiyatlar. Onun üzerine %9 daha yükselmiş oluyor. Yani burada bir de 2017 olsa, 2017'ye göre baktığımızda burada 24 artı 5, bunun üzerine bir %10 daha eklemiş. 35-36, şimdi basit bileşik diye kafanızı karıştırmayacağım ama %40 fiyat artışı demek bu. 2017'ye göre. Şimdi kim bize enflasyonun tek basamaklı sayılara düştüğünü iddia edebilir? Ya da niye cebinize yansımadığını anlayabiliyor musunuz ya da ben anlatabiliyor muyum? Bizim cebimize yansıyan işte sevgili izleyiciler, 24.5'e yükselmiş fiyatların üzerine %9.26'nın eklenmesi ve %40 olması. Tabii devlet kendi yaptığı fiyat artışlarına, örneğin enerji fiyatlarına, doğalgaz fiyatlarına, akaryakıt fiyatlarına ki artışları baz aldığında hiç %9'a bakmıyor. Çok ilginç değil mi? Size bu örneği de verelim. Piyasada nakit para sorunu olduğunu hepimiz kabul ediyor muyuz? Nakit para sorunu var değil mi? Piyasa sıkışmış, işler azalmış, daralmış. Bu sıkışık dönemde devlet destekler açtım, teşvikler açtım, kamu bankalarından kredi verin sanayiciye, işletmeciye diyor değil mi? Ya bir yandan bunları diyorsunuz, öbür taraftan vergi dairesi ve sigorta icra gönderiyor. Banka hesaplarına bloke koyuyorlar bu işletmelerin. Şu dönem şu. Ya bunun bir açıklaması var mı ya? Çok merak ediyorum. Hani ekonomide yok da orada var mı bilmiyorum. Çünkü farklı bir bilim var herhalde orada. Bir yandan ayakta tutmaya çalıştığınız insanlara vergi borcundan siz icra gönderiyorsanız, vergi borcundan siz bankadaki hesaplarına, arabalarına, evlerine, tapularına elektronik haciz gönderiyorsanız, siz bu insanlara öbür taraftan yeni sigortalı çalışanlarına destek verseniz ne olur, vermeseniz ne olur? Kamu bankasından kredi versen ne olur, vermesen ne olur? Bir taraftan sıkıştırmasana. Şimdi kamu bankalarından kredi alsa ya da destek alsa, alıp vergi dairesi borcuna ödeyecek.
Yapılandırma diyorsunuz, minimum %10 peşinat istiyorsunuz. SGK'da, vergi dairesinde. En küçük işletmeye kadar, borcu 3 bin lira olan işletmeye de gelmişler. 30 binde, 350 binde, 3,5 milyonda. Biz piyasadaki hareketi, ticareti, işvereni nasıl ayakta tutacağız? İşte buralarda bazı soru işaretleri var. İşte biz bu noktaları tutmak için piyasanın nabzını tutuyoruz. Ve piyasanın nabzı değerli yöneticilerimiz böyle atıyor. Bu şekilde atıyor ve bu şekilde düşünülüyor. Siz zannediyor musunuz? Ya yok, vergi ayrı bir borç diye. Arabamıza trafik cezası kesiliyor. Girin bakın, haksız uygulamalar. Fahri Trafik Müfettişleri birden çıktı. 20 yıldır hiç ceza kesmemiş, ortada ceza yememiş kişilere Fahri Trafik Müfettişleri balkonlarından mı artık bakarak bilmiyorum cezalar yazmaya başladı. Garajdan 6 aydır çıkmayan araçlara cezalar yazanları mı beklersiniz? Hayatında hiç İstanbul'u görmemiş Denizli'deki kişiye cezaları mı beklersiniz? Bakın bundan anlaşılıyor. Yani ana konu hazinenin paraya ihtiyacı. Farkındayız. Ama bunun yolu bu değil. Bir yandan destek veriyorum dediğiniz kişileri öbür taraftan kamu borçlarıyla, hacizle cezalandırırsanız daha çok böyle tablolar görür sevgili izleyiciler. Piyasanın nabzında ben Fatih Güneş'te bu akşam bir programımızın daha sonuna geldik. Ha, bu tabloyu sabaha kadar anlatabilirim ben. Çok da örnek verebiliriz ama çerçeve belli oldu. Ama büyük çerçeve demeyeyim de onun çok esprileri oluyor çünkü. Siz zaten büyük çerçeveyi görüyorsunuz da çerçevenin neresini gördüğümüzü bizi biraz sanki anlamıyorlar. Ama emin olun bu halk o çerçevenin neresinde olduğumuzu da, o çerçevenin genişliğinin ne olup ne olmadığını da farkında ve gitgide daha fazla farkına varmaya başladı. Lütfen sizler de bu memleketin toparlanması için ve bu ekonominin toparlanması için bu adımlara çok dikkat edin. Çünkü biz bu ekonomiyi, bu insanları, bu istihdam oluşturan kişileri kaybedersek bir daha yerine yerlerini koymamız 20-30 yılı bulacaktır. Efendim hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.